Bel kayması nedir diye değerli hocamıza soralım ve belirtileri nasıl ortaya çıkıyor diye ilk sorumuzda başlamış olalım. Şimdi bel kayması omurların birbiri üzerinden öne ya da arkaya doğru hareket etmesi ve yer değiştirmesi söz konusu bel kaymasında. Bunda omurganın arka elemanlarının oluşturduğu yapılardaki zedelenmelere bağlı olarak omurga normal dizilimi içerisinde öne doğru ya da arkaya doğru ya da yana doğru yer değiştirmeye uğrar. Evet hocam. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Ya doğumsal nedenlerden dolayı işte oradaki yapılardaki zayıflıklar, arka elemanlardaki bozukluklara bağlı olarak gelişebilir. İsmik tip dediğimiz zaman içerisinde kronik ard arda hiperekstansiyon dediğimiz aşırı arkaya doğru gerilmelerin ard arda ardışık olması ve buna bağlı olarak arka elemanları tutan pars dediğimiz kısmın mikrofraktürlerle giderek ayrılması ve o bağlantının kopup öne doğru yer değiştirmesi söz konusudur. Travmatik olabilir. Patolojik olabilir, patolojik kırıklar vesaireler, tümörler nedeniyle olabilir. İatrojenik nedenlere bağlı olabilir. Ameliyat sırasında buraların fazla açılması vesaire nedenlerden dolayı olabilir. Bunun gibi nedenler söz konusudur. Daha çok gördüğümüz bu ismik dediğimiz neden, bu da üç tipe ayırıyoruz. Ya mikrofraktürlerin ileri doğru inmesi ya bir travma sonrası buranın kırılması. Tabii bu şey nedenler içerisinde travmayı da söylemek lazım. Evet. Omurganın öne doğru kayması şekli. Şimdi bu biz bu olaya spondilolistezis adını veriyoruz. Kaymanın belirginleşmesi hadisesine ve bunu kategorileri ayırıyoruz. Yani kayma derecesine göre düşük dereceli kaymalarda ya da spondilolizis dediğimiz olgularda kayma görülmüyor ama orada bir fraktür hattı ya da hafif bir gevşeme olduğunu saptayabiliyoruz. Peki bunlar neye yol açar? Bunlar kronik bel ağrılarına yol açar. Özellikle eğilip doğrulurken, oturup kalkarken hastalar belinde ciddi ağrılar hissederler. Bunların ayaklarını kaldırdığımız zaman muayene esnasında ciddi ağrıları olur. Bazen bunlar omurilikten çıkan köklerin o foramen dediğimiz oluklardan geçerken sıkışması sonrası ciddi radiküler ağrılar yani bacak ağrıları şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle hareket esnasında oluşan ağrılarla karakterizedir. Hastalar genelde hareketli oluşan ağrı şeklinde şikayetlerle başvurur. Peki hanımlar mı beyler mi daha çok erkeklerde daha sık gözüküyor. Evet. Tabii tiplerine göre biraz değişebiliyor ama erkeklerde daha sık gözüküyor. Özellikle belin aşırı zorlanmaları buna neden olabiliyor. Burada yapılması gereken şey tabii ki semptomların yani bulguların şiddetine göre değerlendiriliyor. Hasta muayenesi yapılıyor. Bu muayeneler sonucunda, yapılan tetkikler sonucunda omurgadaki o hasar tespit ediliyor. Kayma derecesi saptanıyor. Bazen hiç kayma olmayıp sadece spondilolizis dediğimiz hadise görülebilir. Böyle durumlarda yapılacak tedaviler farklıdır. İşte bunlara belki basit hareketsizlik ve belli bir süre konservatif tedavi uygulamak, belki bir süre korse uygulamasını şey yapmak, ağrı kesiciler vermek, dinlendirmek, egzersizden uzaklaştırmak bir müddet. Bu gibi hani çok hafif spondilolizis dediğimiz sadece kaymanın çok düşük dereceli olduğu veya kaymanın belirgin olmadığı ama kırığın olduğu yani oradaki bir fraktürün olduğu durumlarda bu gibi tedaviler etkin olabilir. Daha
tedaviye dirençli durumlarda buralara ağrı cerrahisi uygulanabilir. Facet ve denervasyonu dediğimiz ağrı cerrahileri uygulanabilir. Ya da buralara lokal anestezik enjeksiyonlarıyla buralardaki ağrılar giderilebilir. Yani ameliyat öncesi yapılabilecek uygulamalar bunlardır. Daha ileri kayma durumlarında tabii hasta da eğer kiloluysa ve şeyse omurga öne doğru açılanacaktır. Omurganın bu çekül hattı dediğimiz hattın ilerisine doğru ağırlık binecektir. Ve bu da hastada daha fazla sorunlara yol açacaktır. Bu dengenin bozulması kalçaya da böyle de fazla yük bindirmeye başlayacaktır. Burada bütün sistemde sorunlar oluşacaktır. Onun için bunlara da ikinci derece ve üzeri olan kaymalarda omurgayı stabilizasyon yöntemleri kullanıyoruz. Bu omurgayı stabilizasyon yöntemleri de işte halk arasında ya platin takıldı vesaire denilen husus bu. Omurgayı amaç sabitlemek.